Fuat Hoca'nın bu vatanseverlik ve milliyetçilik kavramı arasındaki ilişki, birazcık Hatem Bey de ona başta değindi ama bununla ilgili de sizin yazılarınız olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Biraz belki bununla ilgili bir şeyler söyleyebilirsiniz. Yani vatanseverlik nedir, milliyetçilik nedir, ikisini üst üste kontrol edebilir miyiz, edemez miyiz? Buyurun hocam. Teşekkürler Senem. Teşekkürler bizi davet ettiğiniz için. İstanbul'dan, İstanbul Politikalar Merkezi'nden geldik. Ben de akademisyen olarak uzun zamandır Türkiye'deki kentsel dönüşümü, yeni orta sınıflara da çalışıyorum ve o bağlamda yaptığım çalışmalarda, yazdığım kitaplarda İzmir hep böyle çok özel bir yere sahiptir. İzmir çalışırım ve İzmir'e gelmek de her zaman benim için çok hoştur. Ama hem İzmir'e gelmek hem de böyle bir yere gelmek de esasında belki İzmir'in geleceği için de önemli. Çünkü nasıl bir İzmir tahayyül ediyoruz, yani eşikteki Türkiye gibi belki eşikteki İzmir var. Bütün kentlerimiz de öyle. O yüzden teşekkürler yani bu böyle bir yeri kurduğumuz için, bu tür çalışmaları yaptığınız için. Esasında tabii tartışmalarda biraz daha derinleştirebiliriz ama ben Hatem'in ve Ferhat'ın, bu ara biz Ferhat'la ODTÜ'ye kadar gideriz, sınıf arkadaşıydık, o yüzden Ferhat'ı da böyle burada görmek çok hoş oldu. Hatta yani bazen uçakta gelirken de düşünüyordum, yani o zamanki bizler 78 kuşağıyız, o zamanki ODTÜ'deki tartışmalarla bugünler arasında da hem eskiye dönük tartışmalar var hem yeniye dönük tartışmalar yapılıyordu. O zaman da milliyetçilik, yurtseverlik diyorduk bazen, işte solcuysanız yurtsever derdiniz, ülkücüyseniz başlarım, yani daha çok böyle milliyetçi derdiniz, ülkücü derdiniz. Yani bu tartışmalar her zaman devam ediyor. Fakat ben bir takım öyle genel başlıklar altında, inşallah kafanızı karıştırmam, biraz başlıklar altında, biraz Hatem'in ve Ferhat'ın söylediklerini de tekrarlayarak görüşlerimi sizle paylaşacağım ve Senem'in söylediği, sorduğu soruya da yanıt vereceğim. Bence 21. yüzyıl, yani bunları söylerken hakikaten eşikte bir Türkiye'de yaşıyoruz ama eşikte de bir dünya var. Ve 21. yüzyıl ve bunun gelişimi bence tabii 20. yüzyılda biraz 19. yüzyıldan farklıydı. Ama biraz böyle 21. yüzyılın gerçekliklerine, 21. yüzyılın süreçlerine bakarak da bunları düşünmekte yarar var. Çünkü bugünkü milliyetçiliğin bir takım içine girdiğiniz zaman, belki o Ferhat'ın söylemiş olduğu yeniden üretimi değil, ikinci üretiminde. Yani bugünün koşullarıyla, bugünün süreçleriyle o ikinci üretim oluşuyor. O yüzden sadece geçmişe dönük ve o 20. yüzyıl milliyetçilik anlayışıyla bugünkü milliyetçiliği anlayamıyoruz. Aynı zamanda devleti de, devletle ilişkimizi de, toplumla, toplum yönetimiyle olan ilişkilerimizi de pek fazla anlayamıyoruz. O yüzden biraz böyle 21. yüzyılın içinde olduğumuzu ve bu 21. yüzyılın farklı olduğunu da görmek lazım. Mesela bunlardan iki tanesi de Ferhat, o iyi bir sosyolog olduğu için her zaman önemli açılımlarda bulunur. İki tanesini söyledi. Bunlardan bir tanesi son dönemlerde çok kullandığımız bağlantısallık ve keşisimsellik, intersectional dediğimiz. Mesela feminizmle ekolojinin birleşmesi, ekolojiyle farklı sosyal hayatların birleşmesinden çıkan, yani o 20. yüzyılın sosyal hareketleri bugünkü aradaki temel farklardan biri bu geçişsellikler, birlikte olmalar, bağlantısızlıklar çok çok önemli. O yüzden de biraz böyle yani tek bir kadın hareketi değil, çevreyle birlikte kadınları, yahut da gençlik değil, kadın yahut da elçilikli, bunların hepsi birbirleriyle bir iç içelik içinde birbirleriyle ama müzakere de ediyorlar. Yani öyle bir araya gelip beraber hareket etmek değil, birbirlerini de değiştiriyorlar. O yüzden bağlantısallık, keşisimsellik, bunu da bir söyleyemem intersectionality ve bu döngüsellik bence çok çok önemli. İkincisi de örneğin biz de İstanbul Politikalar Merkezi çalışıyoruz. Yani İzmir'de de siz bu sorunla ilgileniyorsunuz. Yani Türkiye'de de ama sırf Türkiye değil, yani bundan 5 yıl evvel 65 milyon mülteci vardı. 100 milyon mülteci var. Artık yani Avrupa'yı düşünürken Avrupa'nın geleceğini mültecisiz düşünmek mümkün değil. Türkiye'nin de geleceğini mültecisiz düşünmek mümkün değil. Biliyorsunuz mülteci esasında göçmen de değil. Yani yerlerinden edinmiş zorunlu olarak ayrılmış insanlar.
Böyle olunca tabii yeni böyle bir sürü şeyden pırt 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 böyle pırtlak pırtlak çıkıyor bilen bir 21. yüzyıl içindeyiz. Bu gerçekliği bence kavramak kolay değil. Yani böyle bir kavramsal bu gerçekliği biz hani milliyetçilikle kavrayamayız. Liberallikle kavrayamayız. Marksizmle, sosyal demokraside bir kere kavramada bir sorunumuz var. Yani o anlamda yeni kavramlara ihtiyacımız var ama maalesef yeni kavramlar hala üretilemiyor. İkincisi büyük bir belirsizlik ve büyük bir muğlaklık var. Zygmunt Bauman'ın söylediği gibi. O yüzden yorum da yapamıyoruz. Yani bugün şöyle oluyor deyince yarın başka bir şey oluyor. Mesela biliyorsunuz bu 2 yıl evvel biz büyük bir şey esaslı krizler, şunlarla falan başlayıp sonra 2 yıl Covid'le geçirdik. Ya tam Covid bitiyor derken esaslı ben son dönemlerde daha fazla çalışıyorum. İklim değişikliği, küresel ısınma. Yani bu bağlamda esaslı Birleşmiş Milletler'in ilk defa 100 küsur akademisyenin bir araya gelip yayınlamış olduğu rapor ortaya çıktı ve kırmızı kodla yani kıyamet deniyor işte ona. Böyle bir büyük bir küresel ısınma iklim krizi içindeyiz derken Putin Ukrayna'yı işgal etti ve şu anda sadece Ukrayna'yı konuşuyoruz gibi. Yani bu anlamda korkunç bir esasında şey de var. Yani yorum yapamıyoruz. Yani bu dünya böyledir. Bu dünyanın temel sorunu şudur da diyemiyoruz. Çünkü dediğimiz an Covid çıkıyor. Dediğimiz an Ukrayna çıkıyor. Onlar bir de tabii böyle sorunlar bir de her ülkeyi yani sadece bir ülkeyi değil bütün dünyayı ve her ülkeyi bölüyor ve orada yeni yeni parametreler çıkartılıyor. Mesela demokrat dediğimiz insanlar birdenbire aa ne oldu filan Rusçu olabiliyorlar. Hatta eyvah Putinci derken şöyle olabiliyor filan gibi. Yani böyle bir volatilitesinin yani şeyin değişkenliğin çok hızlı olduğu, belirsizlik muğlaklığın çok yüksek olduğu ve yorum yapamadığımız bir dönemden geçiyoruz. Ben her zaman şeye giderim, kütüphanelere giderim. Burada da kütüphane kuruyorsunuz. Mesela son dönemlerde yayınlanan kitap başlıklarındaki en hoşlarından, çekicilerinden bir tanesi radikal belirsizlik. Radical uncertainty denilen. Çünkü bu hakikaten bu belirsizliği kim yönetirse esasında bizim Kürt sorunundan tutun gençlik sorununa, seçimlerin sonucundan nasıl bir Türkiye'ye o esasla kazanacak. Yani bu yüksek derecede yani radikal anlamda belirsizliği nasıl yönetir maalesef bilmiyoruz. Eminim sizler de bilmiyorsunuz. Ben de esasında yıllardır akademik kariyerinin belirine gelmiş bir insan olarak bilmiyorum. Böyle bir dünyada, böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ve bu esasında burada araştırmalar, hakikaten bu tür yerlerin kurulması, İstanbul Politikalar Merkezi de böyle, Ankara Enstitüsü de böyle, bu yerlerin işbirliği yapması çok önemli. Çünkü bu işbirlikleri, bu çalışmalardan bizim sadece kavramak değil, onunla nasıl cebelleşeceğiz, neler söyleyebileceğiz, ne tür politikalar üretebileceğiz. Bunlar bağlamında çok esaslı bir takım pencereleri açabiliriz. Değişmeyen bence ne var? Daha Plato'ya gidebiliriz, Aristo'ya gidebiliriz, Sokrates'e gidebiliriz. Esasında temel felsefi, yani ahlaki olmak, etik olmak, vicdanlı olmak bunlar değişmiyor. Yani bir taraftan çok dijitalleşen bir dünya var ama hemen bakıyorsunuz dijitalleşme içinde nasıl ahlaki olacağız, nasıl etik olacağız? Yani biz farklı olanı dışlayacak mıyız, farklı olanla farklı bir ilişkiye mi gireceğiz? Doğayı yok mu edeceğiz yoksa doğayla birlikte eşitlik temelinde bir iş bu. Bu tür felsefi sorunlarımız, felsefi kavramlarımız ahlak düzeyinde. Yine orada da Zygmunt Bauman'ın postmodern ahlaki benlik der. Dünya değişebilir ama bu tür şeyler değişmiyor. O yüzden belirsizliğin çok yüksek olduğu, muğlaklığın çok yüksek olduğu fakat tam da böyle yorum yapamadığımız bir zamanda bu tür çalışmalar bence çok önemli oluyor. Hepimizden yani bundan önceki iki konuşmada da eminim ki sorularda da bu ortaya çıkacaktır. Biz esasında bu tür böyle belirsizlikleri, muğlaklıkları yaşıyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim, bütün yani yapılan dünya düzeyinde de nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye, eşitteki Türkiye, eşitteki dünya gibi böyle sanki iki Türkiye varmış gibi ortaya çıkıyor. Bir iktidarlığın Türkiye'si, bir de aşağıdan yukarı toplumun, insanların Türkiye'si. Ama aynı zamanda iki Amerika var, iki Fransa var, iki dünya var. Zenginlerin dünyası, fakirlerin ya da insanların günlük yaşamda, çalışanların real anlamdaki dünya.
genel bakıldığı zaman mesela dünyayı ne şekillendiriyor deyince neoliberalizm şekillendiriyor diyebiliriz değil mi? En fazla onun üzerine konuşuyoruz. Piyasa ekonomisi, neoliberal hegemonya bir tarafta, demokratiden kopuş, otoriterlik, otoriter popülizm, bütün bunlar bir tarafta. Bir de bugün günün konusu milliyetçilik, milliyetçilik artıyor diye. Fakat bizim yaptığımız araştırmalar gibi dünyadaki eğilimlerle ilgili araştırmalara baktığınız zaman, örneğin dünyada insanlar, gençler üzerine yapılan araştırmaları incelemiştim. Gençler ne düşünüyorlar? Böyle bir hani neoliberal, demokrasi otoriteye geçmiş ve milliyetçinin yükseldiği bir dünyada onlar için neler birinci sorunlar? Mesela birinci sorun eşitsizlik çıkıyor. Yani hiç böyle bir milliyetçilik yahut da devlete bağlılık falan değil. Eşitsizlik, işsizlik, geleceğe karşı güvensizlik çıkıyor. İkinci sorun iklim krizi çıkıyor. Üçüncü sorun bütün bu demokrasiyle, ahlakla yani kendisine haysiyet çıkıyor. Yani nasıl bir şekilde yaşayacak? İşi olacak mı, olmayacak mı? Güvencesi olacak mı? O yüzden zaten toplum psikolojisi giderekten çok 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 güçleniyor. O yüzden bir taraftan böyle liberal, otoriterleşen, milliyetçileşen bir dünya var. Fakat aşağıdan yukarı bakıldığı zaman birinci şey eşitsizlik, ikincisi ısınma, üçüncüsü de daha haysiyetli olma. Mesela böyle düşündüğümüz zaman ekofeminizm bir anlam taşıyor. Çünkü bu üçünü de birleştirebiliyor. Bir kadınsanız aynı zamanda ekolojiyle de ilgilisiniz. Aynı zamanda iş arıyorsunuz. Akademisyenseniz işler atılacak mıyım? Ne olacak? Öğrenciyseniz, bakın bugün mesela her anne babanın çocuğunun üniversite kazanması çok güzel bir şeydir. Her gencin üniversite kazanması, bizler üniversitelerdeyiz. Üniversite kazanan bir genç için ailesi çok kötü düşünüyor. Çünkü 5.000-6.000 lira paralı olması lazım. Biz hani, ben üniversite rektör yardımcısıyım, yurtlar sorun diyoruz. Mesela gençler barınak diyorlar. Çünkü barınacak hakikaten yer yok. Barınak sorununu, eğitim sorununu, günlük esasında servis sorununu, onların hepsini birleştirdiğin zaman vallahi 5-6 bin liraya ihtiyacın var. Çok başarılısın. Değil mi? Ege Üniversitesi'nde buraya yakınmış girdi. Yani girmenle orada yaşayabilecek bir sırasında büyük kızgınlıklar, haysiyet işte bu onur dediğimiz şey böyle batarya bir anlamda olur. Şimdi böyle olunca esasında iki tane dünya, iki tane Türkiye ve eşit oluyor. Çünkü aşağıdakilerin sorunları o ülkeyle ilgili başka, yukarıdakilerin sorunları başka. O yüzden milliyetçiliğe baktığımız zaman, Ferhat'ın söylediği gibi bir taraftan ideoloji diye bakıyoruz ama esasında bir egemen ideoloji, yani esaslı bir yönetim stratejisi. Öyle bakıldığı zaman, mesela öyle bakıldığı zaman bence milliyetçiliğe stratejik bir şey olarak bakmak, stratejik bir aygıt, bir araç olarak bakmak daha önemli. Niye daha önemli oluyor? Çünkü aşağıdan baktığınız zaman evet herkes milliyetçi ama devlette evet devlet önemli. Peki devlet kurumlarına inanıyor musunuz? Hayır diyorlar. Yani mesela adalet kurumuna inanılmıyor. Yargıya inanılmıyor. Daha korkuydaysanız bir eşik arıyorsanız, bir sığınak arıyorsunuz, milliyetçilik ortaya çıkıyor. Hala orduya inanabiliyorsunuz, hala polise. Niye? Çünkü onlar senin için bir esaslı korunaklı sığınak olabilirler. Örneğin milliyetçilik evet diyorsunuz fakat Türkiye'nin %44'ü eşit vatandaş olmadığına inanıyor. Yani hem bir taraftan Türkiye sevgisi var, hem bir taraftan eşit vatandaşlığı olmadığı bir Türkiye var. Bir taraftan Kürt sorunu çözülmüyor. Milliyetçilik bağlamında en önemli sorunlar Kürt sorunları, değil mi? Bu Alevi sorunları ama Kürt sorunu temelinde hep sürekli Kürt sorunu konuşması var. Ama bakıyorsunuz insanlar için esasında normalleşme daha önemli olabiliyor. Kürt bölgelerinde de bizim yaptığımız araştırmalarda bütün bu kentlere gidin. Onlar için de iş önemli, onlar için de üniversiteye gitmek önemli, onlar için de eşitlik önemli, onlar için de günü normal, yani günlük yaşamı normal geçirmek. Baskıyla, dayak yemeğiyle falan değil de eve gitmek, işine gidip eve gelebilmek gibi. Ama aynı zamanda kimlik sorunları önemli. Peki kimlik sorunları Türkiye'yi çok bölüyor mu diye düşünüyorsunuz? Yapılan araştırmalara da bence ana dildeki eğitime kadar Türkiye halkının çok büyük oranı bunları satın almış durumda. O yüzden de milliyetçilikten konuştuğumuz zaman bir taraf bu şeyin söylediği bence Ferhat'ın söylediği çok önemli. Stratejiyle günlük yaşam ve milliyetçiliğin tüketimi
milliyetçinin yaşanması arasında bir fark var. Bizim araştırmalarımız bu kopukluğu gösterdi ve bu kopukluk içinde 21. yüzyılda esaslı bu kopukluk daha da artıyor. O yüzden araştırma yapıp sosyolojiye önem verip bunlar nasıl yaşanıyor, nasıl içselleştiriliyor, nasıl negoşiyet ediliyor bunlara bakmak gerekiyor. Buraya kadar söylediğimi bir de bu milliyetçilik, vatanseverlik bağlamında söyleyeyim. Çünkü biraz evvel Hatem söyledi, yani vatanseverlik daha rahat, hani ben vatanseverim ama bence öyle değil. Esasında ilginç bir tartışma konusu ve ben 21. yüzyılda milliyetçilik, vatanseverlik ayrımına giderek önemli olacağını düşünüyorum. Ve bizim araştırmamızın sonuçlarında da esasında bu milliyetçiliğin ikinci üretimi denilen noktalarda esasında bence milliyetçi olma ile vatansever olma arasındaki farklılıklar giderek artıyor. O tür sonuçları da çıkartabiliyoruz. Neyi kastediyorum? Bu son zamanlarda biraz siyasal kuram çalıştığım için de ilgimi çeken bir konuydu. Birkaç yıl evvel esasında Trump Amerika'sında şöyle bir yazı okuyup ondan sonra belli çalışmalara katıldım bu konuda. Yani Trump milliyetçi midir, vatansever midir? Bir çalışmaydı bu. Esasında bunu biz Putin'e de götürebileceğim. Putin milliyetçi mi, vatansever mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Cumhur İttifakı milliyetçi mi, vatansever mi? Orban milliyetçi mi, vatansever mi diye. Oralardan yavaş yavaş böyle bir şey olmaya başladı. Acaba 21. yüzyıl dünyasında vatanseverliği nasıl düşünmemiz gerekir? Farklı bir vatansever, milliyetçilikten kopmuş, farklılaşmış bir vatanseverlik ortaya çıkıyor mu? Şimdi Ferhat'la ODTÜ'ye gitmemin nedenlerinden biri var. Çünkü eğer bizim öğrencilik zamanımızı, ben bu konuşmayı ODTÜ'de yapıp vatanseverlik milliyetçiliğinden farklıdır, fena da bir şey değildir filan deseydim herhalde arkadaşlar beni döverlerdi. Yani o zaman çünkü Tolstoy okursanız biliyorsunuz vatanseverlik bir küçük burjuva ideolojisidir. Vatanseverlik işte vatan için ölmek biliyorsunuz Vietnam şeyleri filan. O zaman da bir vatanseverlik tamamen bir burjuva ideolojisi ve sınıfsal çelişkilerin önünü maskeleyecek bir ideolojiydi. O yüzden hiç sevilmeyen bir ideolojiydi. Hatta milliyetçilik bile tercih edilebilirdi. Yani o zaman Atatürk milliyetçiliği mesela vatanseverlikten daha iyi. Çünkü bir tanesi burjuva milliyetçisi, öbürsü işte bağımsızlık falan gibi. Fakat bugünün dünyasındaki tartışmada Trump vatansever mi, Erdoğan vatansever mi, Putin, Orban vatansever mi dediğimiz zaman biraz daha farklılaşmaya başlıyor. Nasıl farklılaşmaya başlıyor? Esasında bugünkü milliyetçilikten ve özellikle yönetimdeki milliyetçiliklerden konuştuğumuz zaman tamamıyla ben ve öteki ayrımına dayanan ötekileştirici bir milliyetçilikten söz ediyoruz. Yani Türkiye'de baktığımız zaman bazen bunu kutuplaşma diyoruz ama yani düşman bir muhalefet ve iyidir iktidar. Ama muhalefet olmak esaslı muhalefet bekleyip düşman olmak gibi oluyor ve tamamıyla ben ve öteki, dost ve düşman ayrımlarına dayalı bir milliyetçiliğin yükseldiğini görüyoruz. Fakat bu milliyetçilik esasında yönetim temelinde yükseliyor ve yönetenlerin kullanmış olduğu bir strateji olarak ortaya çıkıyor. Öbür taraftan vatanseverlik esasında biraz 20. ve 19. yüzyıla farklılaşıyor. Çünkü bugün şöyle sorular soruyoruz. Biraz bu bağlantısallıkla da ilgili. Örneğin milliyetçi misin ama Kaz Dağları'nı yok ediyor musun? Eğer Kaz Dağları'nı yok ediyorsan, Karadeniz'i yok ediyorsan, buradaki mesela bütün bu ovaları yok ediyorsan, Bartın'da, Soma'da madenlere izin verip bu kadar insanı öldürüyorsan, ölümüne neden olabiliyorsan, ondan sonra ya kusura bakmayın hadi kaderdir diyebiliyorsan, sen hakikaten vatanını seviyor musun? Vatanını seven birisi Kaz Dağları'nı yok edebilir mi? Vatanını seven birisi denizlerini yok edebilir mi? Vatanını seven birisi ormanlarını yok edip her tarafı inşaat yapabilir mi? Gibi sorular. Aynı şekilde Amerika'da bu sorular soruyor. Vatanını seviyorsan, Amerika'yı seviyorsan siyahlara bu kadar kötü davranabilir misin? Ötekilere bu kadar kötü davranabilir misin? Yahut da Fransa'ya gittiğin zaman sen Fransa'yı seviyorsan, vatanını seviyorsan buraya gelmiş insanları kamplara koyup tamamıyla Nazi Almanya'ya götürebiliyor musun? Gibi.
Şimdi böyle olunca vatanseverlik ideolojisine gittiğimiz zaman ki bu Türkiye'de yoktur. Yani Şerif Mardin'in ufak makalesi vardır. Tevfik Pipetleri gibi birkaç tane kitap falan vardır ama özellikle Amerika ve İngiltere'de önemli olan bir ayrımdır. Özür dilerim, İngilizce olarak kullanırsak nationalism ile patriotizm arasındaki ayrımdır bu ve patriotik misin? Zaten o da öyleydi. Is Trump nationalist or patriotic gibiydi. Şimdi vatansever olduğunuz zaman şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben, evet Türkiye'de bir güvenlik riski var. Suriye Türkiye için güvenlik riski yaratıyor. Ben vatanımı seviyorum ama ben ormanlarımı da seviyorum. O yüzden Kaz Dağları'na karşıyım. Şimdi bu milliyetçilikle söylenmeyen bir şeyi siz esasında komşunuzu sevmek, çevrenizi sevmek, ülkenizi sevmek, doğayı sevmek, gezegeni sevmek gibi esasında burada bir ben ve vatanseverlik, ben ve öteki ayrımını, ötekileştirici, dışlayıcı milliyetçilikten daha çok kapsayıcı olabiliyor, çok boyutlu olabiliyor ve şey diyebilirsiniz siz. Evet ki bunun resimleri var mesela MHP ve İYİ Parti'ye yakın gençler ama onlar milli ve yerli şey değil, ulusal ve milli ve yerli değil. Onlar global aynı zamanda çünkü ellerinde telefonları var, oralara bağlanıyorlar. Ve ben diyor Amerika'ya gideceğim falan diyor, ya da ben şuraya gideceğim diyor. Yani hem milliyetçi hem Türkiye'den ayrılmak istiyor gibi. Şimdi böyle olunca hem çıkar temelinde hem ilke temelinde bence kapsayıcı, yerel, ulusal, bölgesel, küresel bağlantılara gidebilen vatanseverlik de kozmopolitik olabiliyor. Fakat ötekileştirici milliyetçilik de kozmopolitik ya da farklı olanlara yaklaşım olamıyor. İkincisi, ötekileştirici milliyetçilik devlet, lider ve kimlik temelinde olabiliyor. Lidere mutlak sadakat, devlet egemenliği her zaman insani durumdan daha önemlidir. Devlet güvenliği insani güvenlikten daha önemliyken, bugünkü şeydeki vatanseverlikçe konuştuklarımız mesela yurt değil sadece doğaya da referans veriyor. Yaşama da referans veriyor. Hatta öyle olduğu için stratejilerden bir tanesi milliyetçi olmadan vatansever olmanın önemli olduğunu vurguluyor. Yani vatanseverlik de milliyetçilik arasında bir karşı karşı bir kafa kafaya giriş olabiliyor. 20. yüzyılda esaslı bu milliyetçilikle liberallik arasındaydı ve baktığınız zaman bazen liberallik aşağı inince biliyorsunuz belki literatür olarak liberal milliyetçilik falan gibi şeyler vardı. Acaba biz hem liberal olabilir hem de milliyetçi olabilir miyiz? Yani milliyetçiliğin tonunu azaltabilir miyiz falan. Halbuki vatanseverlikle demokratlık birleşebiliyor. Vatanseverlikle yaşamdaşlık birleşebiliyor. Ve o anlamda şöyle şeyler söyleyebilirsiniz. Ben milliyetçiyim. Tabii ki Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Ama şöyle diyebilirsiniz. Yani ben Türkiye'yi seviyorum. Vatanımı sevdiğim için Kürt sorununu eşit vatandaşlık temelinde, eşitlik temelinde çözebilirim. O yüzden belli çatışma çözümlerine açılımda vatanseverlik esasında daha fazla pencereyi açabiliyor diye bile düşünüyorum. Tabii benim kişisel anlamda tercihim vatanseverlik değil ama bu ayrımı yapmanın önemli olduğu bir dönemden geçtiğimizi, milliyetçiyiz dediğimiz zaman Ferhat'ın ikinci üretim dediği yani milliyetçinin üretiminde çok daha karmaşık, çok daha çapraşık yapılarla birlikte olduğumuzu kale almamız gerekiyor. O anlamda bence milliyetçi olmadan vatansever olmayı, vatansever olma temelinde bir takım stratejiler yaratmayı önemli görüyorum ben. Örneğin siyasetten konuşuyorsa, siyasi partilerin belli sorununa çözülürken ben liderelim, o yüzden Kürt sorunu çözmek istiyorum, ben liberalim, o yüzden Alevi sorunu çözmek istiyorum demek yerine ya ben bu ülkeyi sevdiğim için, bu ülkedeki insanlarla, doğasıyla, yaşamıyla birlikte yaşamak istediğim için bu sorunları çözebiliyorum demek sizi milliyetçiliğe karşı daha güçlendiriyor. Bu ama ancak stratejik olabilir, bir tercih olabilir. Benim kendi tercihim demokratlıktır. Ama milliyetçilik gerçekçi olursa, milliyetçilik demokratlık müzakeresinde demokratlığın kaybetme şansıyla bunu kendi yazılarımdan gördüğüm için, bunu bilerek de yazdım. Birkaç tane arka arkaya yazı ve yani orada bazı gazetelerde falan büyük eleştiriler geldi ama eleştiremediler. Çünkü milliyetçi için vatanseveri eleştirmek, milliyetçi için liberali hayatı
demokrati eleştirmekte o kadar kolay olmuyor. Bunlar stratejik tercihler olabilir ama bence burada bitireyim. Böyle bir dünyada yaşadığımız için sadece eşikte değil, iki dünyamız var. Aşağıdan yukarı olan dünyayla yukarıdaki olan yani, dünyası, yani hakimlerin, iktidarların olduğu dünya. Bizim gibi kurumların önemi esasında, bu araştırmaların da önemi bize sadece belli bir genel eğilim vermiyor. Aynı zamanda farklı grupların, farklı kimliklerin, yani farklı yerlerden, merceklerden bakışların nasıl farklılıkları ve alternatifleri üretilmelere bakıyor ki bence değişim esasında bu farklılıklardan, bu kırılmalardan, bu birlikteliklerden, yaşamdaşlıklardan ve bağlantısızlıklardan ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Belirsizlik kavramı esasında 2000'li yılların kavramı. Yani küreselleşme dedin, ilk önce biliyorsunuz 11 Eylül oldu. Belirsizlik, zaten Zygmunt Bauman küreselleşme en genelde belirsizlik çağı diye bir şey yapar. Bağlantılar vardır ama yarın ne olacağını bilemeyiz. Tam 11 Eylül gittiği o varken 2008 krizi, değil mi? Ekonomik kriz hala devam ediyor. Arkasından 2010 Arap Baharı'ydı, büyük bir trajediye yol açtı. Orada var işte bütün o şeylerin çöküşü. Arkasından Naomi Klein'lar, bütün iklim krizi, yani ısınan dünya. Arkasından Covid, pandemi dünyası, arkasından savaş. Yani şu anda biz savaş, sistemsel geçiş ve küreselleşmenin geriye gitmesi, deglobalizasyon deniyor. Bunların hepsini birlikte yaşıyoruz. Şimdi bununla ilgili yapılan, ben bazılarına da katıldım, çalışmalara, simülasyon çalışmalara falan da bakıldığı zaman, mesela Hariri gibi insanlar şöyle diyorlar, yani burada yeteri para var. Yani liberalizm çok katılıyor ama büyük para olduğu için, esasında biz mesela Finlandiya bunu uyguluyor. Eğer sizin söylediğinize gitmeyeceksek, mesela basic income diye temel şeyle verelim. Yani insanlar evde otursunlar ama belli bir şeyleri olsun. Onu da Marx'ın söylediği gibi balık da tutabilir, kendini yetiştirebilir. Ama en azından büyük dünya savaşı falan gibi. Büyük şekilde, öyle anladım. Doğru değil mi? Doğru anladım. Oralara gitmesini engelleyebiliriz. Finlandiya bunu uyguluyor. Şeyler bu. Fakat oralarda da şimdi şey sorunu var. Yani bir insana, yani bu bütün büyük işsizlik, yani %1, %99, %10, %90 gibi büyük uçurumların, işsizlikten olduğu yerde siz yani basic income, temel ilgi verdiğiniz zaman benim söylediklerimde bir onur sorunu da yaşıyor. Çünkü adam diyor ki ben çalışmak istiyorum. Yani her yerde. Şimdi öyle olduğu için bir çözüm arayışı var. Büyük krize gitmesin diye. İkincisi, dördüncü sanayi devrimi. İşte bütün böyle artificial intelligence, bunlara gittiğiniz zaman biraz dijitalleşmeyi Covid de öne çekti. 15 yıl falan deniyor. Dijitalleşen dünya argümanını yapanlar, onlar da şunu söylüyorlar, biz bunu çözeriz. Yani dijitalleşmeyle çözeceğiz gibi oluyor. Fakat belirsizlik, geleceğe güvensizlik ilişkisi içinde, büyük eşitsizlik içinde bence sizin ikinci tarafa ben o endişelerimi koruyorum. Yani buradan çok daha kötü yerlere de gidebiliriz. O yüzden hani bunu nasıl yöneteceğiz bence bugünün en önemli sorusu. Eğer yönetemezsek Ukrayna Savaşı'nda sonra neyi tartışıyoruz? Yani konspirasi falan değil, neyi tartışıyoruz? Buradan da sizin sorunuza geleceğim, o da bağlantılı. Neyi tartışıyoruz? Yani ikinci soğuk savaş, 2.0 deniyor. Nükleer savaş olabilir. Yani Erdoğan bile gittiği zaman gelirken dedi ki Çernobil olmasın. Yani olabilir çünkü. Üçüncüsü de yani Üçüncü Dünya Savaşı. O yüzden yani burada eşikteki hal esasında yani içe kapanma, o öyle bir rahat bir içe kapanma değil. Çünkü o patlar. Patladığı zaman ya içeriden aşağıya doğru patlar yahut da büyük savaşlar, çelişkiler. Böyle gidip gelebilen bir dünya var. Fakat benim buradaki bu tür çalışmalara da önem verdim. Bu tür çalışmalara devam etmesinin de yararlarından bir tanesi hala zaman var. Hala esasında biz orada sana katılıyorum, sen söylemiştin galiba ya da Ferhat söyledi. Yani geçmiş ideolojiler gelecek arasında gidip gelip hala bizim tutunabileceğimiz şeyler var. O yüzden de mesela Türkiye çok daha kötü yerlere de gidebilir, farklı yerlere de gidebilir. Bilemiyoruz ama hala o var. Fakat oradaki aktör kim olacak? Yani o aklını kim sağlayacak? Şimdi
Burada gençlik bence hakikaten hani şeye girmek istemiyorum ama Hatem'in de şeyleri vardır. Yani benim çalışmalarımda bir bayağı da bir ara 2-3 yıl bütün araştırmalara baktım. Z kuşağı, Y kuşağı. Bütün yani bu hala da yapılıyor ve zaten bu şeyleri sadece bizim tür şeyler değil, büyük şirketler de yapıyor. Çünkü gençlik onlar için de büyük bir tüketici şeylikler. Mesela birincisi bu şey çıkıyor. Eşitsizlik. İki, Z kuşağında ve Y kuşağında. Birincisi eşitsizlik. İkincisi küresel ısınma, yani iklim krizi. Üçüncüsü de bu onur, yaşam tarzı bir şeyle ilgili. Özgürlük, bu tür şeyler çıkıyor. Ama mesela kadına karşı şiddetin o kadar aşırı olduğu ve insanlara ve genç kadınlara aşırı şekilde yani bir ötekileştirme kavramının çok kötü bir şekilde iktidar tarafından ve bugünkü egemen yapılar tarafından yönetildiği Türkiye'de dünyadan farklı olarak Z kuşağının ikinci şeyi cinsel taciz çıktı. Bir eşitsizlik, iki cinsel taciz, iklim değişikliği çıktı. Şimdi burada şöyle bitireceğim ben. Öbürlerine karşı şeyim var ama konuşursam çok uzun yani gidebilirim. Senem bilir beni, o yüzden susmam lazım. Şimdi şöyle bir anekdotla yani bitireyim. Ben Yeşiller Partisi'nin, şimdi sizin sorunuz hakikaten o anlamda da önemli. Yeşiller Partisi biliyorsunuz kuruldu Türkiye'de. Fakat İçişleri Bakanlığı bir türlü buna izin vermiyor. Yani Yeşil Sol falan vardı. Onlara kadar hep böyle Türkiye'nin bir Yeşiller Partisi olmasını istedim. Alman yeşilleri gibi şey gibi. Fakat yani her partiyiz bir günde izin verilir. Bir yıldır izin vermiyorlar Yeşiller Partisi'ne. Bunun üzerine ben yazdım. Televizyonda konuştuğum şeyi yaptım. O yüzden Yeşillerle de çok bir şeyim var. Bağlantım var. Onların toplantılarına falan da sağ olsunlar davet ediyorlar. Fakat yani izliyorum. Ben iktidarın tamamıyla burada yapmış olduğumuz bu araştırmaların sonucunda Z kuşağı, Y kuşağı bu yani çünkü seçimlerin sonuçlarını Kürtler, gençler, ilk oy verenler ve endişeli muhafazakarlar belirtti. Değil mi şimdi yani gençler de sana diyebilir ki ya kardeşim ben niye sana oy vereyim? CHP de çok şey, onlara da niye oy vereyim? Ben yeşillere verip yani böyle bu radikal belirsizlikte böyle sonuçlarla çıkabilir, dip dalga deniyor. Ben iktidarın korktuğu için buna isim vermediğini yapıyorum. Bunu da açık olarak yazdım. Yani bu dip dalganın nereye gideceğini bilmiyorlar. O yüzden hani buna izin hala da vermiyorlar. Yani kadro çıktı hala da İçişleri Bakanlığı izin vermiyor. Mahkemede kazandılar evet, sanırım. Buna hala, rağmen vermiyor. Hala. Yani burada böyle esasında bu genç kuşağın yani 6 milyon oy, 7 milyon oy şeyle falan böyle 11 milyon oy bunların nereye gideceği bilinmediği için korktukları için vermiyorlar. Şu, bunu anlatma nedeni, ikinci nedeni de şu, bu yaz Yeşillerin daha böyle cool'du, diğer partilere gitmiyorum zaten ama Yeşillere gittim çünkü onların kampları cool böyle, çadırlar, madırlar, bizim şehirde, asosyal oralarda beni davet ettiler. Yeşiller Partisi Genel Başkanı'nın şehirde, ikinci eş başkanı, ben konuşma yapmaya ama konuşmayı biz Babakale diye bir yerde yaptık, asosyal orada, deniz kenarında, çadırları falan arasında. Ondan sonra yani konuşma uzun da sürdü. 3 saate yakın plan tartışıldı. Ayrılırken, şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Ya bu adamlar nereye gidecekler? Tabii ki Yeşillere giderler plan gibi. Ya da radikal olurlar plan gibi. Şimdi ayrılırken bana geldiler dediler ki ya hocam dediler siz yani İstanbul Politikalar Merkezi'nde bunlarla uğraşıyorsunuz. Bu Z kuşağı, Y kuşağı yazıyorsunuz, konuşuyorsunuz şey. Onlarla bağlantıyı nasıl kuruyorsunuz? Yeşiller acaba bu gençlerle bağlantıyı nasıl kurabilir? Şimdi düşünüyorsunuz yani hani Yeşiller kuramıyorsa CHP nasıl kurabilir? İYİ Parti, AK Parti falan da kolay gibi. Şimdi o yüzden böyle belirsizlik orada da var. Yani biz şu anda değil mi onların nereye seçimlerde bilmiyorum sen de dersin. Burada bir ekip bırakayım ben. Bana çok çarpıcı gelmişti. Yani Yeşillerle ilgili olan toplantının çıkışında 2-3 kişinin gelip bana Z kuşağı, Y kuşağı acaba Yeşil Parti ile bağlantılarını güçlendirmek için bize yardımcı olabilir ya, neler yapmamız lazım sorusu sorunca dedim o zaman hakikaten hocam yani radikal bir belirsizlik var çünkü onlar da bilmiyorsa bu partiler yani böyle de bir durum var. Nereye gideceğini bilmiyoruz. Apolitik diyorlar bence politik ama o politikanın ne olduğunu bilmiyoruz. Şeye baktım ben gitmeyeyim ama mesela sadakat şeyi yani Sabancı Holding'in yaptığı, Koç Holding'in yaptığı şeyler var. Covid öncesi 3 yılda
Yani bir gencin, Z kuşağının bir işe girdiği zaman o yeşiliyle olan, bizim mesela gençliğimiz yani aman kurumumuza sadakatle bağlı olalım falan, bunlar da şimdi bir yıla düşmüş. Yani geliyor, bir yıl çalışıyor, tak diye gidebilir. O yüzden şimdi iş yerleri kaybetmemek için kaliteli olanlarını onlara böyle yeni imkanlar yaratmaya çalışıyorlar. Ve hakikaten başka türlü araştırmaya bakınca adam gidiyor, iki yıl büyük paralar kazanıyor, ben fotoğrafçı olacağım diyor. Ya da Afrika'ya gidiyor falan. Yani loyalty yani sana. Mesela bu loyalty olanları düşüyor. Düşünce o adam mesela gidip partiye falan loyal olmaz. Yani o yüzden mesela bence sırf Türkiye değil, Avrupa'da da. İngiltere'yi araştırırsanız mesela İngiltere'deki partiler ile seçmenler arasında büyük bir kopukluk var yani bu şey jenerasyonlar. Çünkü bu şey bilinmiyor. Yani araştırmayı yapıyoruz fakat o gün neye oy verecek? Orada hocam şeyi de destek verebilirler yalnız. Yani buradan faşist şey de çıkabilir. Çatışmalara giden bir yapıya da gidebilirler. O yüzden bu milliyetçilik tarzı araştırmaları falan da bence önemli bir kurs. Teşekkürler hocam. Hatem Bey.